Bu hafta Galatasaray-Beşiktaş maçı yukarısında kopma olur mu yoksa yine böyle yakın yakın gitme olur hocam mu? Ben, Galatasaray'ın alacağı sonuca çok dayalı bir iş bu. Ben size Galatasaray-Beşiktaş'la ilgili fikrimi söyleyeyim. Beşiktaş Galatasaray'ı bir sağdan bir soldan yani ters düz eder. Bak şimdi şeyin bu. Kağıt üstünde. Bunu söylememin sebebi de şu. En çok yan toptan, en çok kafa gol yiyen takım Galatasaray. Yan topları ve Beşiktaş kanatları da çok başarılı. Beşiktaş'ın da en çok yaptığı şey. Yani artısı eksisine baktığınız zaman Cenk için bir şey söylememiz lazım. 17 gol. Bravo. Yani herkes bekliyor muydu Cenk'ten? Çocuk oynuyor, gol atıyor, 3 tane tekrar bekliyordu. Atıyor, gel tekrar. Bu sene hatta 2. devre başlarken tekrar bir ucu boncuk alındı. İşte Ebu Bakar var. Efendim şey var. Dembaba geldi. Hep Cenk'i olan itimatsızlıktan kaynanıyor. Yani kesmiyor tam. Kesmiyor ama adam da müthiş görev yapıyor kardeşim. Yani. Oynatıyor. Golünü atıyor. Oynattığın arkada girdikten sonra helal olsun yani. Beşiktaş profesyonel. Cenk'e karşı hakikaten biraz daha onu anlamalı. Derbide kim ön plana çıkar oyuncu olarak? Yani şekil olarak bakıldığında yine takım olarak Beşiktaş ön planda. Ama ben Galatasaray takımının o kadar çok Snyder'ler falan oynayacak mı acaba? Oynarlar. Yani oynarlarsa Selçuk da dönüyor falan. O da artık kendi bilinen 11'ini çıkarmak durumunda olacak tahmin ediyorum. Yani Kuvarecim'e tabii yine o yaratıcı tarafıyla ön plana çıkması da etkili oyuncularından birisi olur. Ama Cenk tabii önemli. Diğer takımda Snyder önemli. Orada da hücum oyuncusu derdi var. Yani derdi var derken Eren derdi yok oynamıyor. Derdi var yani. Eren derdi var. Anlatabiliyor muyum? Podolski orada olmuyor. Yani adam kenarda oynuyor kardeşim. Çünkü Podolski'yi orada oynattığınız zaman tipik bir santrfor değil adam. Sıkıntı oluyor. Merakla bekliyoruz. Tabii derdi. Yani ben bu derbide Beşiktaş'ın tabii ki favori olduğu bu derbide Galatasaray'ın başarma şansının olduğunu düşünüyorum.